Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye kripto para teklifi ticaret yaparken kullanabiliriz. Değerli izleyenler, Afrika'nın 50 ülkesinden 1500'e yakın iş insanının Türk üretici ve ihracatçılarla bir araya geldiği 9. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi İstanbul Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından desteklenen forumun açılışında Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar konuştu. Afrika ve ekonomik ilişkilerimizdeki olumlu tabloda bu gibi vizyoner ve birleştirici faaliyetlerin büyük bir yerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir, dedi. Gambiya Ticaret ve Yatırım Bakanı Babacar Osmila Jouf da ülkesinde tarım ve madencilik alanında önemli yatırım fırsatları olduğunu belirtti. Orta Afrika Cumhuriyeti Stratejik Yatırımlar Bakanı Pascal Bida, Koyakbele ise farklı sektörlerde hangi işbirliklerine imza atabileceklerini ele aldıklarını söyledi. Tim Başkan Vekili Ahmet Güleş de Afrika Ticaret Merkezlerinin Türk ihracatçılarla Afrikalı alıcıları bir araya getirme noktasında kritik önem taşıdığını belirterek, bu kıtanın kendileri için son derece önemli bir pazar olduğunu söyledi. Güreç, Afrika'nın sağlıklı bir ticari ekosisteme sahip olabilmesi adına ihracatçılar olarak tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti. MÜSİAS Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Afrika kıtasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. WCI Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Türkiye ile Afrika'nın KOBİ'lerini bir araya getirmeleri gerektiğini, Hindistan'ın bunu yaptığını ve milyarlarca dolarlık iş hacmine ulaştığını söyledi. Burundi Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Niragira Kristin Umurundi ise 9. WCI Forum'un kendi ülkeleri için son derece önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Son dönemde hayata geçirdikleri önemli reformlardan ve hayata geçirmek istedikleri projelerden bahsetti. Umurundi, bütün yabancı yatırımcılara ve özellikle Türk iş dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Burundi'ye gelin. Burada birçok farklı alanda yatırım yapabilir ve yatırımcılara sunduğumuz ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Özellikle tekstil ve inşaat malzemeleri alanında Türkiye'den yoğun bir ithalatımız var, dedi. Sierra Leone Maden ve Kaynaklar Bakan Yardımcısı Koroma Umoro Napolyon'da Sierra Leone'nin küçük bir ülke olmasına rağmen maden ve mineral açısından çok zengin olduğunu belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.